İstişare mekanizması ortadan kalktığı zaman hata yapmak kolaylaşır. Bugün genelde soruluyor. Evet, efendim siz gelirseniz bu problemleri çözer misiniz? Nasıl çözersiniz? Zihninde oluşmuş tecrübelerinize göre bir takım yollar var. Ama esas olanı biz bir problemin nereden kaynaklandığını anlayabilmek için önce bir araya gelir, meseleleri görüşür, tartışır. Bu seçime giderken en azından başlangıçta Cumhurbaşkanlığı sisteminin önlenmesi için bir birliktelik oluşturmuştuk. 4 siyasi parti bir araya gelmişti. Başarılı olamadık. Milletimiz tercihini bugünkü iktidardan yana ortaya koydu. Şimdi o problemin ne kadar önemli olduğunu, bizi ne kadar etkilediğini gördü. Herkes yaşayarak gördü. Artık kanaatlerin değiştiğini zannediyorum. Bundan dolayı da iktidar partisinden ayrılan iki grupla birlikte altılı bir masa oluşturuldu. Seçime giderken aslında ben seçimlerden önce bugünkü şartları dikkate almadığımız zaman bir koalisyon görüşmesinin olamayacağını her zaman söylüyordum. Ama işler, şartlar değişti. Şimdiden bir yönetim ittifakı oluşturulmazsa yarın seçimlerden sonra bunu oluşturmak zaman alır veya mümkün olmaz. O halde biz bir araya gelelim, ülke meselelerini görüşelim. Seçime giderken belli konularda ittifak etmiş olarak gidelim. Süratle bu sistemi değiştirelim. Bu sistem değiştikten sonra zaten her parti kendi politikalarını eksiksiz uygulama yoluna gidecektir iktidara geldiğinde. Ülkemiz bir dar boğazdan geçiyor. Seçimlere doğru gidiyoruz. Bir yıl ama büyük bir ihtimalle bir yıldan daha az bir zaman kaldı, süre kaldı seçimlerin yapılmasına. Maalesef içinde bulunduğumuz şartlarda İktidar, daha doğrusu artık iktidar kelimesini genel manada kullanıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı içinde bulunduğumuz problemlerin çözümünde bir türlü etkili olamıyor. Etkili bir politika ortaya koyamıyor. Zaten bizim ilk başlangıçtan beri Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten beri bir tepkimiz olmuştu. Prensip olarak biz Saadet Partisi dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı sistemine kökten karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz bütün yetkinin Cumhurbaşkanı'nda toplanmış olmasıdır. Bir kişi bütün sorumluluğu ve yetkiyi üstlenecek, ülkenin problemlerini böyle çözeceğiz. Efendim ne olacakmış? Müzakerelerle bazen istikrarsızlık meydana geliyormuş. Özellikle de dış ülkeler böyle istikrarsız bir ortamdan faydalanamıyorlar. Böyle bir istikrarsız ortama güvenemiyorlarmış. Bundan dolayı öyle bir sistem kurun ki bir kişi bütün yetkileri elinde bulundursun, karar verdiği zaman o karar müzakere edilemesin ve biz de böylece verilen karara güven duyalım. Tek bir gerekçe, aslında başka bir gerekçe de yok ve bu maalesef üzülerek ifade ediyorum ki yurt dışından yapılan bir telkin neticesinde kabullenilmiş bir durum. Bundan dolayıdır ki adalet mülkün temeli. Adalet olmadan olmaz. Şu anda memleketimizdeki birinci sorun adalet sorunudur. O çözülürse o zaman diğerleri peşinden gelir kanaatindeyiz. Bunun çözümü ne? Bunun çözümü bir adalet sistemi kurmakta yatmıyor sadece.
Bu bir anlayıştır, bu bir zihniyettir. Önce yönetici durumunda bulunanlar bunu kabullenecekler. Adalet mekanizmasına müdahale edilemez. Bir sistem kurulur. O sistemin içinde hakimler yanlış karar verilirse denetleme olur. Ama yönetim müdahale ederse o zaman o sistem adalet üretmez, adaleti üstün tutmaz, tutamaz. İktidar, yönetici mutlaka ve mutlaka adalet mekanizmasının dışında kalmak mecburiyetindedir. Onun için biz her zaman, her yerde adalet olmadan ülkede barış ve huzur olmaz cümlesini tekrarlama ihtiyacı duyuyoruz. Maalesef bunun eksikliğini de yaşıyoruz. Ha, bunun hemen arkasından da günlük meselelerimizdeki problemler ortaya çıkıyor. Günlük problemlerimiz, ekonomi de bizim can alıcı noktamız. İnsan karnını doyuracak, ihtiyaçlarını giderecek ki huzur içinde olsun. Maalesef ipin ucu kaçtı. İpin ucu kaçtı da bu Ukrayna-Rusya krizinden sonra bütün dünyada da, tabii pandemiyi de buna dahil etmek lazım, bir kargaşa meydana geldi. Huzursuzluk sadece bizde değil, şimdi bütün dünyada var. Ama bütün dünyada meydana gelen huzursuzlukla bizimkinin arasında dağlar kadar fark var. Biz enflasyona bakıyoruz. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı da iktidarda diyor ki ya dışarıda da enflasyon var. Doğru. Gelişmiş ülkelerde de %5-6 civarında bir enflasyon var. Peki bizdeki nasıl? Bizdeki onun tam 10 misli. %60-70. O da özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve çevresindekilerini rahatsız etmeyecek tarzda törpülenmiş bir enflasyon rakamı. Öyle o enflasyon rakamı hakikati yansıtmıyor. Çok fazla rahatsızlık vermemesi için bir çaba gösterildikten sonra meydana geliyor. %60-70 rakamı ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da bizim diğerlerine benzeyen bir tarafımız yok. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de elbette bizim kendi paramızın yabancı paralar karşısındaki değerini süratle kaybediyor olması. İşte bir adım atmışlardı. Merkez Bankası paranın değerini muhafaza edebilmek için bir çaba sarf ederken 17 lirayı buldu geçmişte dolar. Bunun üzerine burada bir nas var. Bundan dolayı biz müdahale edeceğiz. Bu faizlerin artırılması gerçekçi değil, lüzumlu değil dediler, müdahale ettiler. Öyle tedbirler aldılar ki hakikaten dolar geriliyormuş gibi bir hava oluştu. Ama fiiliyatta dolar yine artmaya devam etti. Siz görüntüyle gerçeği birbirinden ayırmaya kalkarsanız böyle bir problem çıkar. Sanki doların değeri 9-10 lira civarındaymış gibi bir intiba doğurursunuz ama fiiliyatta o dolar gene 17 liradan, 18 liradan, 20 liradan alınır, satılır. Bugün de öyle bir durumdayız şimdi. Bundan dolayıdır ki bizdeki enflasyon diğerlerine nazaran çok yüksek ve biz artık hadiselerin, ekonominin nasıl bozulduğunu, hangi sebeplerden dolayı çözülemediğini bu bozukluğun bilemiyoruz. Yetkililer bilemiyor, göremiyor. Çünkü ehil olan insanlar meseleye baktıkları zaman gerçekleri görür, problemleri de dile getirirler. İşte burada bizim sıkıntımız başlıyor. Başlangıçta söylediğim. Siz gerçekleri dile getirdiğiniz zaman Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar rahatsız oluyor.
gerçeklerden hoşlanmıyorlar. Ama siz gerçeklerden hoşlanmıyorsunuz diye o gerçekler ekonomi üzerindeki etkilerini kaldırmıyor ki.